Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla ve sizlerin de desteğiyle hazırlanan video hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 24.300'ü gördük. Bakalım inşallah kısa süre içerisinde 24.400, 24.500 diye 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 25.000 yaparız. Youtube diyor ki 25.000 ol sana bir sürprizim var diyor. Ben de bilmiyorum ne sürpriz yapacak. Acaba bizim yerimize kap mı yapacak? Bilmiyorum ama Hayırlısı olsun arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum ben hepinize. Fenerbahçe Beko yeni baş antrenörü açıkladı. Fenerbahçe Beko baş antrenörlük görevine Dimitris Itoidis'in getirildiğini açıkladı. E, bu neydi ya? E, maç yaparken sahada sarı kanaryalar falan öyle bir şey miydi? Şimdi Fenerbahçe 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı Fenerbahçe'nin açıklaması kısa. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımız baş antrenörlük görevi için kariyerinde 2 Euroleague şampiyonluğu bulunan tecrübeli çalıştırıcı Dimitris İtoidis ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır diye. Yani e, buradaki Euroleague vurgusunu anlamışsınızdır. Hani biz Euroleague kazanmak için getirdik diye. E, i̇nşallah olur. İnşallah Euroleague zaferlerini yine tadarız ve şampiyonluklardan şampiyonluklara koşarız. Kariyerine vesaire biliyorsunuz. Aldığı kupaları biliyorsunuz. E, ee, Obradovic'in yardımcılığını yaptığını biliyorsunuz. Yani biliyorsunuz da biliyorsunuz. İnşallah Fenerbahçe kariyeri de güzel olur arkadaşlar. Haber bilmiş mi? Ha başkası bilmiş çok mühim değil. Ama burada mühim olan şu Fenerbahçe açısından iyi olmasın. İki gündür gündemi meşgul eden iki tane olay var. Bir tanesi sülün müydü? O olayı. İkincisi de Ruben Semedo olayı. Onu çok soruyorlar. İşte Fenerbahçe'ye Yunan stoper hocam Semedo geliyormuş. İşte e, senin haberin var mı? Semedo şöyle, Semedo böyle. Açıkçası insanların hani e, tatmin olması çok ilginç. Yani sağdan soldan duyulan duyumlar ya da sosyal medyada paylaşılan şeyler ne kadar yalanlarsan yalanla hani <laughs> bir şeyler yapman gerekiyor. Yani demem o ki birisi hani benim duyum şu dediği anda sen o duyumla ilgili istediğin kadar konuş. Ya arkadaş böyle bir şey var yok de Cık, mühim değil. O kişi demiş oluyor. Bir de üstüne üstlük arkadaşlar durduk yere şey yiyoruz laf yiyoruz ya. Sen ne biçim duyumcusun haberin yok. Semedo gelmiş imzalamış. Dağa çıkmış ağaca kalkmış. Bilmem balta kesmiş. Oğlum ne oluyor anlamıyorum diyorum. Sen ne biçim duyumcusun. Şimdi bu Semedo olayını kısaca değineyim. Haberde yani bir haberde bir duyumcunun birisi Olympiakos'un Portekizli e savunmacısı Ruben Semedo ile ilgilendiğini yazmış. E, Jesus'la yeni bir döneme giriliyor. E, hani tüm hızıyla devam ediyor. Lincoln Henrique geldi. Armindo Bruno devam etti. Ve Fenerbahçe'de artık işte, savunma transferi vesaire vesaire. Şimdi <laughs> Porto'da kiralık olarak forma giyen on servisi Olympiakos'ta bulunan ve hani <laughs> cimciklemekten e, cezamı yemiş e, yani kız arkadaşına laf mı atmış yolda yürürken of ne biçim böyle insanlar e, falan mı demiş bir şeyler yaşamış Semedo ile yeni bir sayfa açmak istiyormuş şöyle istiyormuş böyle istiyormuş e hocam sonuç Şimdi arkadaşlar Jorge Jesus sebep transfer görüşmeleri sonuç. Ruben Semedo. Yani açıp transfer market profiline bakın. 5 milyon euroyu falan görüyorsunuz. Yaşının 28 olması 1.91 boyunda Portekiz milli takım 3 kez formasını giymesi. vesaire vesaire. Sağ ayaklı yeşil burun adaları şeyine kayıtlı hani Geri Rodriguez'in Ankiştos'u hani hemşerisi ama Portekiz takım için oynamış. Sağ ayaklı ön libero falan oynayabiliyor. Bon servisi Olympiakos'ta. Olympiakos zamanında 4,5 milyon euroya Villarreal'den almış. Ama çok işletememiş. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Transfer için arkadaşlar hani kime güveniyorsunuz, kime inanıyorsunuz bilmiyorum. Hani kimin takipçisiniz bilmiyorum ama ben şunu söyleyeyim size. Hani her duyduğunuzu duyum diye inanmanız, her duyduğunuzu duyum diye inanmanız size yalan olarak getiriyor arkadaşlar. Ha hocam sen bize duyum, sen kendi duyumunu ver bakalım. Seninkiler neymiş? Bir de biz seninkileri karşılaştıralım. Arkadaşlar, Jorge Jesus Fenerbahçe stoperleri içerisinde hani e, Kim Minji'nin durumu meçhul. Biliyorsunuz. Yani bugün atıyorum kafadan Tottenham takımı dedi ki ya arkadaş ben 23 milyon euro teklif ediyorum dese hayırlı uğurlu olsun. Bugün atıyorum kafadan yani mesela orta sınıf bir takım öyleyim ki ortasında takımda kalmadı gerçi de. Midgeland diyelim hani aklıma Midgeland geldiği için söylüyorum. Midgeland takımı 50 milyon euro teklif etti. Kim Minji'yi gitmeye de bilir. Hani üst düzey takım istiyorum gitmek istiyorum diyor. Haliyle Kim Minji'nin gitme durumuna bağlı olarak ya da gitme ihtimali göz önüne alınarak birçok futbolcuya yoklama çekildi. Arkadaşlar bunda bir sıkıntı yok. Bak Semedo da bunlardan bir tanesi. Hani yoklama çekildi. Gelir misin? Gel sen kaça gelirsen şöyle. Hocam kesinlikle gelmesin. O çok sakıncalı bir futbolcuymuş. İşte gece hayatı varmış. Hepimizin gece hayatı var arkadaşlar. Sabah namazına kalkmıyor musunuz? <laughs> Neyse işin esprisindeyim ama hani e, ben de duydum hakkındaki şeyler işte şu adam bu iddiadan şöyle böyle. Hani karşınızda kurt bir hoca var. Gece Sus diye kurt bir hoca var arkadaşlar. Hani siz de ben de istediğimiz kadar teknik direktör direktörcülük oynayalım. Bu adam kadar bilemeyiz. Ha bu adamın belki de taktiği budur. Hani herkese ben bir şey yapayım. E, teklifte bulunayım. Bir piyasayı karıştırayım. Bir sosyal medyada desin ki lan bunlar Semedo'ya da gitti. Lan bunlar şuna da gitti. Lan bunlar buna da gitti falan filan desin. Sonra ben de gideyim istediğimi alayım diyebilir. Uzun lafın kısası. Kim mişi gitmediği müddetçe Semedon'un geleceğini zannetmiyorum. İkincisi, görüşüldü. Teklif, hani teklif demeyelim de yoklama çekildi. Hani gelir misin? Ya sen kaça gelirsin? Ee, kız sen kıstenlerisiniz. Baban ne iş yapar, annen ne iş yapar falan filan. Sonuç hocam gelir mi? Yani sonuç kim minjiye gitmediği müddetçe zor. Bir de Fenerbahçe'nin arkadaşlar bilmiyorum farkında mısınız ama stoper tandeminde çok fazla isim var. Yani çok çok fazla isim var. Bu isimler ne olacak, ne bitecek biraz da bunları düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Mesela diğer bir stoper haberine geçelim. Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakçı için teklifi. Şimdi Abdülkerim Bardakçı'nın durumu başka. sonra konuşacağım yabancı kuralını. Bunun onunla bir ilgisi var aslında. Şimdi Fenerbahçe Konya performansı Forması Genel Savunma Oyuncusu Abdülkerim Bardakçı için 2.2 e, milyon euro Mbama Samatta'yı içeren bir teklif yaptı diyor. Mantık olarak bunu yapamaz Fenerbahçe. Yani Mustafa Hoca duyumunu geçtim. Mantık yürütüyorum. Niye yapamaz? Biz Samatta'yı 6 milyon euroya almadık. Yani gerçekte aldık da peşin olarak 6'yı almadık. 4 taksit şeklinde 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 şeklinde aldık. Bu bir buçuğun, sadece bunu ödedik. Üç tane bir buçuk kaldı arkadaşlar. Yani dört buçuk milyon euro kaldı. Biz en az hasarla en yüksek e, faydalanma stiliyle kurtulmaya çalışıyoruz. Yani en az hasar en yüksek faydalanma stili. Hal böyleyken Samat dayı direkt olarak verebiliriz. Çünkü yıllık ücreti de yanlış bilmiyorsam 2 milyon euro. Şimdi A sporun haberine göre Fenerbahçe 27 yaşındaki futbolcu transferi için Konya 2.2 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Ayrıca Abdülkerim için geçen sezonu Royal Antwerp'te kiralık geçiren Samat da Konya Sporu önerdi. Geçen sezon gösterdiği performansla milli takıma seçilen Abdülkerim Bardakçı'nın adı Beştaş ile de anılıyor. Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Konya ya sözleşmesi 2025'te sona eriyor. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bak samimi bir şey söyleyeceğim. Siz inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum şahsen. Ben şahsen inanmıyorum. Ben şahsen inanmıyorum arkadaşlar. Sizi bilmiyorum. Ben inanmıyorum. Ha şu var. Ee, bakın Semedo'da, Abdülkerim Bardakçı'da. Ne zaman gelirler? Ne zaman gelebilirler? Sayalım abi. 1- Kim 2- Salahi. 3- Serdar Aziz. Değil mi? 4 e, Tisserand, 5 Lemos, hani 6 Emre Ortakaya falan da onu saymıyorum bile. Evet nasıl olacak? Bunu da geçtik. Asıl söylemek istediğim şey şu. Abdülkerim Bardakçı çok mu önemli bir isim? Süperlik tecrübesi var vesaire vesaire. Şimdi TFF yabancı kurallığı kararını açıklamış. Herkesin atladığı bir detay var. 2022-23 sezonunda da bu arada etiketin gelmesi lazımdı. Ha. Yine 8 artı 3. Mehmet Büyükekşi biliyorsunuz TFF Başkanı artık. İnşallah adaletli olur. Ya da inşallah Fenerbahçe'nin şampiyonluklarıyla dolu olan yönetimler sergiler. Çünkü artık yani adaletsizlikten vesaire insanlar çok yıldılar. Tepkileri çok farklı oluyor. Şimdi 11'de ilk 11'de 8 maç kadrosunda 14 yabancı bulundurabilecek. Arkadaşlar yabancı sayısı 14 değil. Bunu yanlış anladınız siz. Yabancı sayısı 14 değil. Yeni yabancı kuralı 17 yabancı. Nasıl yani hocam? 17 yabancı arkadaşlar. 17 yabancı. Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? Önümüzdeki sene 11 sahada 3 yedekte Genç kontenjanıyla birlikte yani 16 yabancıya çıkabilir onu da söyleyeyim. Şimdi 11 yabancı, şey 10 14 yabancı 8 artı 6. 8 ilk 11'de 6'sı yedeklerde olabilir. Sıkıntı değil. Ek olarak 21 yaş altında olmaları koşuluyla. Yani Fenerbahçe bugün ilk futbolcunu transfer etti. Kaç yaşında? 20 yaşında. Elif Elmas diye bir futbolcu. Bu arkadaşımız 14 yaş altı milli takımda dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yani 10, 10 müsabakada oynamış olması şartıyla 3 kişini daha imzalayabiliyorsun. Yani Türkçesi şu: Ben 17 yaşında ya da şey 18 yaşında ama u 16'da 10 kez milli olmuş 3 tane futbolcu alabilirim. Ve bunları lisans listesine yazdırabilirim. Burada tek kriter şu. Hani 8 artı 6 var ya. Bu 6'nın içinde olacak. Ama sözleşme olarak 17'siyle de sözleşme yapıp lisans çıkarabilirsin. Bilginiz olsun. Bugün harcama limitleri açıklanacak. Takım harcama limitleri arkadaşlar. yüzde %40 sapma belirlenmiş. Kulüp lisans ve finansal fair play talimatı. Ek 12'ye D takım harcama limitleri belirleme maddesinde hesaplama yönteminde yüksek olan tutarların alınması suretiyle ilgili takım harcama limitlerini belirlemesine Karar alındı. Burada olay şu arkadaşlar. Yani e, Fenerbahçe için mesela harcama limiti çıkıyordu. Diyordular ki sizin UEFA'dan miminiz var. Miminize mimleriz diyorlardı. Yapmıyorlardı. Ama şimdi diyorlar ki yüksek olan bedel neyse o. Samatta demişken Samatta Fenerbahçe'ye geri dönüyorum demiş. Biliyorsunuz arkadaşlar düzenli olarak her iki buçuk haftada bir Samatta'nın Fenerbahçe'ye geri döneceği ile ilgili haber dinledik. Sezonu Royal Antwerp'te geçirdim i̇yi bir performans göstermedi. Fenerbahçe'de bekleneni veremedi. Açıklamalarda bulundu. Şimdilik Fenerbahçe'ye dönüyorum. Geri dönüyorum demiş. Şimdi Fenerbahçe peki seni başka bir takıma kiralayacak mı diye bir soru sormuşlar. Geleceğimi bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Bildiğim şey hiçbir şey bilmiyorum. Sezon öncesi Fenerbahçe'ye geri döneceğim ve yeni sezona hazırlanacağım demiş. Kontrat 2024'te bitiyor. Bakın 2024'te bitiyor. Ee, bir dakika 2024 değil ya 25 olması lazım. O zaman biz bir buçuk ödedik bir buçuk da şimdi ödüyoruz pardon. Tamam o detayı kaçırmayalım. 39 maç Antrep'te 9 gol 5 asist. 29 yaşında Fenerbahçe'de 2024'te sözleşmesi bitiyor. Şimdi sen Samat dayı nasıl kullanabilirsin? Kapıcı Yok yani oyun, e, oynatarak nasıl kullanabilirsin? Düğünlerde oynatarak. Ya yani nasıl kullanabilirsin? Samat dayı takas para birimi olarak kullanabilirsin. Ama nerede? Belçika liginde. Çünkü adam orada parlamış, orada biliniyor. Arkadaşlar aslına baktığınız zaman şimdi Fenerbahçe'de bir 162 dakikası var. Yani Fenerbahçe'deki 162 dakikaya çıkınca yaklaşık 1800 dakika yapıyor. 20 maç. 20 maçlık periyotta 9 gol 4 asist yapmış. 20 maçta 13 gollük katkı. Bence gayet güzel. i̇lgilenen bir Katar kulübü vardı. 4,5 milyon euroya kadar çıkabileceklerini söylüyorlardı. Ama şu anda ses seda yok. Ne olur Katar kulübü? Dualarımız seninle olur. Allah rızası için lütfen. Ve geldik Arda Güler haberine. Arda Güler Avrupa'ya gitsin, dönmesin. Trabzonspor'un eski teknik direktörü Hüseyin Cimşir. Biliyorsunuz Trabzonspor'dan sonra herhalde hiç adından bahsettirmeyen isim Arda Güler hakkında flash sözler söyledi. Emrah Karalinç e, Emrah Karalinç'e verdiği röportajda genç yıldızımız hakkında yorumda bulunmuş. Şimdi Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır gibi isimler Trabzonspor'da öne çıktı diyor. Türkiye'de son dönemde Fenerbahçe'den Arda Güler Beşiktaş'tan Emirhan İlkan gibi isimler konuşuluyor. Bu futbolculara ilgili neler söylersiniz? Allah belalarını versin hepsinin. Hepsinde Allah yolunu bahtin etsin. Ya ben ben böyle futbolcu görmedim. Ne oluyor lan? Düzgün okuyalım. Şimdi Diyor ki soruda Avrupa'ya gitme vakti geldi mi bu oyuncuların? Eğer oyuncular Avrupa'ya gitmek istiyorsa kulüpler buna set çekmemeli. Ederini buluyorsa her oyuncu satılabilir. Türkiye'de yabancı fark etmez. Tabi burada oyuncu istiyorsa burada parantez açmış olalım. Oyuncu gitmek istediğinde siz zorla tutunca bir daha iyi bir transfer fırsatı yakalayamıyorsunuz. Abdülkadir Ömür için City oyunu var demiş. Aynen öyle çok güzel bir teklif vardı. Satmadılardı. O dönem satılmadı. Hani Ahmet Oğul da değindi diyor. E, te, hedefleri var. Oraya gidince kalmaları gerekiyor. 35 yaşında geri dönüşümü olmayan oyuncular Türkiye'ye artık getirmemek gerek diyor. Katılıyorum. Size sadece bir Trabzonsporlu teknik direktör olarak değil futbol adamı olarak bakıyorum hocam. Ya Arda Güler, Emirhan gibi oyuncular. Arda Güler dediğiniz gibi Fenerbahçe'de parladı. Emirhan'ı mesela Rize Beşiktaş maçında izlemiştim. Benden geçer not almıştı diyor. Bize Beşiktaş maçında iyi yerlere geleceğini hissettirmiştim. İnşallah devam ederdi. Ben Emirhan'a geçer not vermedim. Bizim Fenerbahçe maçında rövaşataya kalkmalar falan filan hani e, hareket yapmalar. Hani halı sahada bazı tripli oyuncular olur. İşte bacak arası çalım atmak meraklısıdır. Hani e, hep kendine gelen pasta tarihi bir gol atayım. Ben onu e, sosyal halı sahadan keseyim de profilde paylaşayım tarz oyuncular. Bana biraz öyle geldi. Bilmiyorum alıcı gözden bir kez daha izlerim. Bir de öyle bakayım şimdi peşin hükümlü de olmanın lüzumu yok. Ee, ama şey vardı. Beşiktaş'ta bir orta saha vardı. Muhammed'di sanırım. Yeni Messi, yeni Suarez, yeni Neymar, Mbappe falan. Muhammed Demirci'ydi yanlışım yoksa ya. Ee, şimdi herhalde alt diklerde sürünüyor. Batuhan vardı. Karadeniz. Şimdi alt diklerde sürünüyor. Yani yetenekli futbolcumuz çok ama yeteneğin ilerletme bir şeyimiz yok. Arda gibi oyunculara diyor Hüseyin Cimşir. Teknik adamların daha fazla fırsat vermesi gerek. İnanın dün konuştuk. Dün dedim ki Fenerbahçe 8 yıldır değildi. 2 yıl önce şampiyon olmuş olsaydı. 3 yıl önce olmuş olsaydım Belki Arda Güler için sezon feda edilebilirdi. Üstüne düşe düşe oynata oynata sezon feda edilebilirdi. Ama şimdi çok zor. 8 yılın birikiminden dolayı. ...sıkıntıyı Arda yaşayacak. Diyor ki arkadaşlar... ...Arda Güler gibi oyunculara teknik adamlar... ...daha fazla fırsat vermesi gerekir. Teknik adamlar yarışmanın verdiği sıkıntıyla beraber... ...oyuncuları az kullanıyor. Bu da kaybetme korkusundan kaynaklı. O zaman daha tecrübeliyi tercih ediyorsunuz. Arda, Emirhan, Kerem, Antalya'dan Doğukan, Sinik... ...bütün takımlarda potansiyeli yüksek oyuncular var aslında. Zorunluluktan oynatıyoruz. Bir yere geliyorlar. Sonra geriye gidiyorlar. Genç oyuncuyu oynatmak sabır işidir. Biraz sabretmek gerek. Türk futbolunda sabırla ilgili problemlerimiz var. Hem de ciddi şekilde diyor. En büyük sabırsızlıkla ilgili sıkıntıyı da kendi yaşadı aslında. Daha doğrusu da Ünal Karaman yaşadı da. Trabzonspor'da bir dönem bazı oyuncular zorunluluktan oynadı. Oyuncular piyasa yaptı. Daha iyi oyuncular arandı ve bu oyuncuların gelişimleri durdu. Oyuncular oynatırken taraftarlarına teknik adam ve yönetimlerin sabır göstermesi gerek. Burada hani Avrupa'ya gitsin dönmesin derken hani Allah belasını versin defolsun gitsin manasında demiyor. Diyor ki oraya hazır bir şekilde gitsinler. O zaman gelmesinler diyor. Yani bir bakacaksınız diyor. Bir açıklama. Sıcağı sıcağına kapı açıklaması işte şu kadar milyon euroya gitti falan filan. Ben size Arda Güler'le ilgili bir şey söyleyeyim mi? Borussia Dortmund'un Arda Güler'e resmi 12 milyon euroluk teklifi var. Ama biz kabul etmedik. Haberiniz olsun. Bakın herkese de hodri meydan. Bir Allah'ın kulu çıksın. Öyle bir şey yok desin tokatlarım. Kesinlikle var. 12 milyon euro arkadaşlar. 12 milyon euro. Şimdi Fenerbahçe'de büyük transfer harekatı demiş e, haberin başlığında. Ben de videonun başlığını muhtemelen bunu koyacağım. Şu ana kadarkileri konuştuk. Şimdi Fenerbahçe 10 numara için Lincoln'u Kanada Buruma'ya aldı. Ama bir sessizlik hakim oldu. Ve 20 Haziran Mustafa hocanızın bir duyumu vardı. Allah'a çok şükür yanılmadı. Dedi ki bu eleman Herkes 13 Haziran'a kadar 4-5 transfer bekliyor. Asla böyle bir şey olmayacak. Ha, şunu söyleyebilirim, 20 Haziran'a kadar bir, belki iki tane transferimiz, kapımız olabilir. O da orta saha ve kanat oyuncusu var ee, gibisinden şey yapmıştım. Çok şükür yanılmadım. Yanıldığım bir konu var. Aslında Cumartesi gününe kadar, yani bugün Pazartesi gündeiz, iki gün öncesine kadar Bruno Henrique'nin kapı gelecekti arkadaşlar. Ve e, 3 milyon euroya anlaştığımız futbolcu ile yani e, sözleşme imzalanacaktı. Ve kap açıklaması yapılacaktı. Bruno Henrique'nin hatta üye arkadaşlardan bazıları da demiş olabilir. Hani hocam Bruno Henrique kapı gelecek diye. Size de açık açık söyleyeyim. Ben öyle ya ben şunu söyledim. Mustafa Hoca yine bilemediği zaman da söylüyor. Merak etmeyin arkadaşlar beni başkalarıyla karıştırmayın. Olmadı nasip işi diyelim. Böyle bir durum var ortada ama hayırlısı olsun. Şimdi 20 Haziran'dan sonra 20 Haziran 3 Temmuz arası içinde şunu söyleyeyim. 2 tane kap bekliyorum bu süreçte. 2 tane kap bekliyorum. İnşallah mesajı aldınız. Hocam mevki, kanat, forvet ne diyorsun? But Tuhaf bir şey söyleyeyim mi size? 2 kap gelirse bunlardan bir tanesi forvet olmayabilir. 3. kap forvet olabilir. 3 Temmuz'a kadar. Yani ilk iki transferin forvet olacağını düşünmüyorum. Çünkü e, sıkıntı. Şimdi haberlere yani isim isim konuşalım. Zaten birkaç tane isim var. Ben fikrimi de belirteceğim. Şimdiye kadar hiç belirtmediğim fikrimi belirteceğim. Birincisi William Carvalho'ya teklif. Jesus istediği isimlerden biri Carvalho. Yapılan teklif ortaya çıktı diyor. E, Estadio Deportivo'da yer alan haberde Fenerbahçe'nin Real Betis'te kazandığı yıllık maaştan daha fazlasını teklif ettiği aktarıldı diyor. Şimdi bu haberin doğru imkanı yok. Açık söyleyeyim. Kesinlikle yok. Bu bir. Çünkü Real Betis'te yıllık 2,5 milyon euro ve bonuslar kazandığı hatırlatırken Fenerbahçe'den daha yüksek teklife sıcak bakmadığı yıllık ücret beklentisi 3,5 milyon euro diyor. Ben burada şunu söyleyeyim. 2018'de 20 milyon euro vermiştir. Son senesim 10 milyon euro bekliyorlar ama adamlar da kurtulma peşindeler. Ben size bir şey söyleyeceğim. Bugün e, hadi kolay bir soru sorayım. Arkadaşlar Luis Gustavo'ya X takımından 3.5 milyon euroluk teklif geldi. Satılsın mı? %99.9 satılsın. Arkadaşlar Luis Gustavo'ya Y takımından 1 milyon euroluk teklif geldi ya. Satılsın mı? %99.9 satılsın. Ama arkadaşlar 5.5 aldık. İyi futbolcu üzümlü kek, çikolatalı pasta. Sat. Arkadaşlar Luis Gustavo diyor ki alacaklarımı bırakıyorum sözleşme feshedin feshedilsin mi? Evet %97 oranında evet diyorlar. Anladınız mı? Ben Carvalho'yu istemiyorum. Bana Carvalho gerekmiyor. Çünkü aynısından zaten var. Carvalho'yu alacağına Gustavo'nun sözleşme ücretini 1 milyon euroya düşür. Uğraş et. Yani 30 yaş. Ya biz artık Carvalho takımı değiliz. Biz gerçekten. Ha şunu söylersin hocam takımda illaki tecrübeli de olacak. Bak hepsi genç olursa bu takım çörek çöker. Illaki yaşlı olacak derseniz katılırım ama ben soğuk bakıyorum. William Arao. Şimdi bu bütün tuşlara basma. Hani eğer o olmazsa diyor William Arao'yu gündemine aldı. Maliyet Carvalho kadar olmayacağı için Fenerbahçe şey yaptı. Arao'yla ilgili Kanalımızdaki videolara bakabilirsiniz arkadaşlar. Ne zaman söylemişim. Bakın bu çocukla ilgileniyoruz. Şartlarını sorduk diye. O günlerde şartlar soruldu. Öyle kaldı arkadaşlar. Yani yaklaşık 2-2,5 iki, iki hafta oldu herhalde. Şartlar soruldu öyle kaldı. Geliyor gidiyor diyen arkadaşları da bakıyorum ne zaman geliyor. Forvet'e zıplayalım. Erison. Erison gündeme geldi. 5 milyon euroya serbest kalır maddesi var. İstiyorsanız bugün Fenerbahçe 5 milyon euroyu basar alır. Ödeme yöntemi olarak da taksit taksit halledilir. Ancak ortada bir sıkıntı var. Şu. Tam manasıyla Jesus takımı tanıyamıyor. Yani tam manası tanıyamıyor. Niye? Tam hatta milli kampta, Zayis milli takım kampında o gelecek. Valencia bir taraftan gelecek. Ee, Atilla Salahi öbür taraftan 3 tane Türk milli takımda oynayan var. Arda Güler tam olarak iyileşmedi. O gelecek, öbürü gelecek, edecek. E baktığın zaman işte iki tane transferi yaptın. Bunlar kaynaşacak. Bunların sahadaki dizilişi nasıl olacak? işte? E, üç aşağı beş yukarı şifreler ne olacak? O tereddütlü. Erison'un gelmesi demek. Fenerbahçe'nin Berişa'dan memnun olması demek. Zaten Serdar Dursun konusunda memnun, cesus. İşte hani adam daha diyor ki ben daha ne yapayım bak e, vuruş repertuarı yüksek bir oyuncum var. Hem pivot, hem yerden oynayabilen bir isim. Savunma arkası koşuları tam olarak yeterli değil, ancak kanattan getirdiğim toplarla buluştursam bana belki de iki kişilik forvet katkısı verebilecek oyuncu diyor. Bunu da bilin arkadaşlar. Fenerbahçe'de Eriksen'de indirim bekliyor. 2023'te 2023'ün sonunda bitiyor yani bir buçuk sene kontratı var ve 5 milyon euro serbest kalma bedeli var. Bunda indirim bekliyor diyor. Belotti ve Zubay için pazarlık sürüyor. Şimdi bu da bütün tuşlara basmak gibi arkadaşlar. Bon servisi elinde Belotti'nin. Ancak bu arkadaş 4 milyon euro artı bonuslar diye 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 milleti yıldırdı. Milleti kusturdu. Sadece Fenerbahçe değil. Inter in, Milan'ı kusturdu adam. İnmedi. Zuba. Zuba için arkadaşlar Fenerbahçe bakın hayatında ilk defa Fenerbahçe'nin çok mantıklı transfer hamleleriyle karşı karşıyayım. Ben de sizler gibi çok içerisindeyim. Niye şok içerisindeyim? Ya ben Fenerbahçe'nin 33 34 yaşında bir futbolcuyu normalde 3-4 milyon euro basıp getirdiğine şahit oldum hep. Asla ama asla biz 1.2 verebiliriz. Bir de şampiyonluk primi ekleriz dediğine bir şahit olmamıştım. Şimdi ilk defa şahit oldum. Zuma için 1.2'ye kadar çıkan bir teklif artı 300 bin euro şampiyonluk primi. Belotti için 1.6-1.8 civarında bir para artı 300 bin euro civarında bir şampiyonluk primi. Bakın arkadaşlar ben bunları söylüyorum. Diyorlar ki, hocam kesin olan hangisi? Ya kesin olan hangisi değil. Gabi gol mesela. En çok onu sorulacak biliyorum. E, ee, Gabi golü çok soruyorlar. Gabriel Barbosa'yı. Fenerbahçe Gabriel Barbosa'yı almak için çok uğraşıyor. Şimdi ben size süreci anlatayım. Ben duyumunu verdiğim zaman birçok arkadaşım dedi ki yok insanların hayalinden oynuyorsun. 3-5 tıklama için yalan söylüyorsun vesaire vesaire dediler. Yani vesaire vesaire dediler. Bu arada Seferoviç'i falan yazan arkadaşlar bunlar. İyi Seferoviç'in bizimle işi yok. En azından şimdilik yok. Hani kimse alınmaz, edilmez. Sonra gider Seferovic'e dönülür. O zaman bir şey diyemem ama Dediler ki Seferovic gelecek, dertler bitecek, devletin başına devlet gelecek. Öyle bir şeyler var, sloganlar var diye. İşte şu olacak, bu olacak. Yani listede bir sürü aday var. Şimdi Traure ismi de var. Lastine Traure ismi. Onun da duyumunu anladık. Neyse uzun lafın kısasını anlatayım ben size. Dedim ki arkadaşlar bakın. Gabriel Barbosa için bana söylenen duyum şu. Bir çıkış maddesi var. Bu çıkış maddesi diyor ki işte 8 milyon euroya alabilirsin. Oynatabilirsin. Hani oynatma hakkı sende. Mun servisinde yarısını alırsın. 8 aldın. 50'ye sattın. 25'i senin, 25'i. İşte Flamengo'nun böyle bir şey olabilir diyorum. İnanmadılar. Sonra sosyal medyaya bakın. Duyumlar, duyum üstüne. Charlotte Charlotte konusunda hiçbir sıkıntı yok. Yani hiçbir sıkıntı yok. Kulübüyle kendisine anlaşma tamam. Daha doğrusu hemen hemen tamam %99 oranda tamam diyeyim. Ama Jesus biraz tereddütlü. Hani son seneleri malum. Uzun lafın kısası hocam forvete kim geliyor? Sen bize onu söyle. Arkadaşlar hepsiyle görüşülüyor. Hepsine de teklifler bunlar. Hangisi kabul edersem. Ya Belotti 22 maça çıkmış. 8 gol 1 asist. Gelmesini ister misiniz? E, Lassina Traore ciddi bir sakatlık geçirmiş. Aldın tırt çıktı. E, Zuba 33 yaşında. Bize e, ha Dembele var bir de. Ney Dembeleydi ya? E, Dembele Lyon'daki forvet Musa Dembele. E, bize Musa Dembele'yi yazmışlar. Ben size bir şey söyleyeyim. Eğer Musa Dembele geliyorsa ben zıplaya zıplaya kabul ediyorum. Yani hiç ağzımı açarsam adam değilim. Hatta size bir şey söyleyeyim. Ya Gabi gol ya Dembele derlerse ben Fenerbahçe şampiy derim size. Yani şampiy. Altı tane harfi çıkartırım. Çünkü Gabigol Dembele seni şampiy yapar. Kanatların vesaire destek verirse, hakemler önünü kesmezse, rakipler e, senin rakibine yatmazsa falan filan hani bir sürü etmeni bir araya getirsen şampiyonsun zaten. Ama sana niye versinler? Arkadaşlar Sosyal medyadaki haberlere bakın 3-4 milyon euroya bırakacaklar gibi. Ya adamlar gerizekalı mı? Niye 3-4 milyon euroya bıraksın? Hocam sözleşme bitimine 1 yıl kalmış. Ya çok mu zor? 500 bin euro arttırıp 4 sene uzatır. Yazında istediği takımı 12'ye 13'e okutur. 500 bin eurodan kaçmayıp 4 senelik uzatır. Takımda kalsa bile zarar edeceği 2 milyon euro. Ama 500 bin euroya uzatıp 17-18'e rahat okutabilir. Biz dembele için bir teklifte bulunduk. Yani bulunduğumuz teklif çok komik. Belotti'nin istediği yıllık ücret 4 milyon euro. Biz Dembeli için 4 milyon euro gibi bir teklifle masaya oturduk desem söversiniz. Sövmeyin arkadaşlar. Bu bir stratejidir, taktiktir. Hani şansını denemedir. Olur ya hani belli mi olur belki adamlar da Allah'tan korkar lan yazık lan bunlar gelmişler şuraya kadar. Lan bunlar yıllarda şampiyon da olamıyor. Dayanım la deyip acıyabilirler diye belki de düşünüyoruz. Durum bu arkadaşlar. Ben açık söyleyeyim Dembele'nin olma imkanına hani bugün itibariyle söylüyorum. Ben Dembele'ye yüzde bir anca veririm. Gabi gole gelince şimdi süreci biliyorsunuz dedim anlattım az önce. Herkes paylaşmaya başladı. İşte şu kadarmış bu kadarmış. Hadi ben salladım diyelim. Herkes mi sallıyor? Herkes aynı şeyi söylediğine göre demek ki böyle bir çıkış maddesi var. Ha belki ki 8 değildir, 18'dir. Hani 18'i alırız. Ulan aldıktan sonra işte bu çocuğun talibi çıkar, satar mıyız falan filan. Ben bir şey söyleyeyim. Gabigol'e aldın diyelim, tuttu. Hani 18'i aldın. Atıyorum 25'e satacak kadar oynadı. Niye satacaksın ki? 25 yaşında niye satacaksın? Arkadaşlarım, her futbolcuyu satmak zorunda değilsiniz. E satmazsan haliyle bir sonraki satıştan pay maddesi de gider. Yani kurtulursun. Yüzde %50 oynatma hakkı sende. Sana ne? Hocam iyi de yüzde %50 de diğer yarısına teklif gelirse yani bir başka ekip e, gitti yüzde %50'sini elinde bulunduran takıma 30 milyon euroluk teklif yaptı. Bu sefer sen ayak diretirsen olmaz. Ben şunu belirteyim. 10-15 milyon euro eğer e, Gabigol'ü getirme imkanın varsa beklemeyeceksin. 8-10 milyon eurolar konuşuluyor. 12'ler konuşuluyor. Getirme imkanın varsa Dembele'yi getireceksin. Ben açık söyleyeyim. Ne Dembele'yi bekliyorum ne Gabigol'ü bekliyorum bu yavaşlıkta. Ama içimden bir ses de diyor ki ulan bu kadar beklediğimizi değecektir muhtemelen diyor. Onu da söyleyeyim. Ama ben 20 Haziran itibariyle diyorum ki... Gabriel Barbosa'ya %30, Dembele'ye %1 Ruben Semedo %10 diyeyim. Çünkü teklif yapılan çok isim var. Abdülkerim Bardakçı takas para birimini kabul ederlerse %75 ki kabul etmiyorlar %10 diyeyim. Belotti %10 ki olursa da Belotti 3 Temmuz'dan sonra anca olur forvet. Zuba biz teklifimizi sunduk sıcak da bakıyor. Aslında bakarsanız %50 diyebilirim. Ama aradığımız isim Zuba mı? İşte o tereddütlü. Tamatta'nın devam etme ihtimali %8, gitme ihtimali %92 bugün itibariyle. Onu da söyledim. William Carvalho istemiyorum ben açıkçası. Arao'yu da istemiyorum. Erison bak Erison olabilir. Şimdi iyi scoutladıysan Erison olabilir. Berisha Serdar Dursun var. Şimdi Berisha Serdar Dursun kalacaksa da oraya Zuba getirebilirsin. En azından ucuz maliyette diye. Velotti getirebilirsin. Bak Velotti getirirsen Velotti, Berisha, Serdar Hocam çok farklı formatör olsun. Çeşitlilik iyidir. Hoştur. Onu söyleyeyim. Lassine Traore kulübü ısrarlı bir şekilde biz size bonservisi vermeyiz. Sadece kiralarız diyor. Biz de diyoruz ki satın alma opsiyonunu alalım. Ama sakatlık sakıntı %10 diyeyim. Şörnot bence kulübünde devam eder. Bu kafayla giderse saçma sapan bir fiyata da satarlar. Kendi de memnun olur. Piyasadan da silenir. Sefer ile beklemiyorum. Onun dışında başka duyum var mı? Başka da duyum yok. Fenerbahçe'de transfer harekatı bu şekilde arkadaşlar. İnşallah size süreci doğru aktarabilmişimdir. 24.300 olduk. Ailemiz sayenizde büyüyor. Daha da büyüyeceğiz inşallah. Abone olmaktan, beğenmeyi yapmaktan çekinmediğiniz sürece, yorum yapmaktan çekinmediğiniz sürece sizinle mutlu yarınlara koşacağız. İnşallah arkadaşlar hep birlikte daha güzel günler bizi bekliyor. Görüşmek üzere.